billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana Muhammedun eba ahadin min rijalikum walakin rasulallah وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل
tevekkel ala ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Sizlerin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Bir Ramazan, sizlere program ilettiğimiz Cennet Camii'nin çok değerli hocası, imamı Yasin Çınar kardeşime de okuduğu Aşr-ı Şerif'ten dolayı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Malumunuz, Efendimiz insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez buyurmuş. Bir ay süresince bu camide yaptığımız çekimleri size aktarıyoruz. Bu camimizin bir de Kur'an kursu var. Niçin ondan bahsetmek istiyorum? Yurt içi, yurt dışı bizi dinleyen çok değerli seyircilerimizin etraflarında da camiler var. Onlarla irtibata geçsinler, hizmeti genişletelim diye söylüyorum. Efendim biraz evvel değerli hocamız okudu. Cenab-ı Allah... İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Biz indirdik diyor. Bazı gençler bize soruyorlar. Hocam Allah çoğul mu ki biz dedi. Halbuki ben indirdim demesi gerekirdi. Hayır, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah bazen biz, bazen de ben kelimesini kullanıyor. Ene rabbukum çeşitli şeylerde inni ene rabbukum fa'budni. Ben senin Rabbinim, bana ibadet et derken ben kelimesini kullanan Allahu Teala, nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lehafizun. Kur'an'ı biz indirdik, onu biz muhafaza edeceğiz derken biz kelimesini, bu Kadir suresinde de biz kelimesini kullanıyor. Neden? Haşa çoğul olduğu için değil. Bu konunun otoritesi biziz. Yücelik ifade eder, otorite ifade eder. O anlamda biz demiştir. Efendim, inna enzelnel Kur'ane fi leyletil kadri diyebilirdi Cenab-ı Allah. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi indirdik diyebilirdi. İnna enzelnahu, biz onu indirdik diyor. İsmini açıkça söylemiyor. Onu deyince neyi indirdi Cenab-ı Allah diye sorsun insanlar. Bunun üzerine Kur'an indirildi diye cevap yerine otursun diye bu meçhul ya da zamirle ifade etmek İşin teyididir. Kadir Gecesi'nde indirdik deyince gençlerimizin aklına soru geliyor. Hocam, Kur'an-ı Kerim'in hepsi Kadir Gecesi'nde mi indirildi? Hayır. Nereden bildik?
23 sene 3 ay gibi uzun bir sürede tamamlandı. Evet. E bir de ayet var hocam. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Biz Kur'an'ı Ramazan ayında indirdik buyuruyordu Cenab-ı Allah. Efendim bunların hepsi de doğru. Levh-i Mahfuz'dan dünya semasına Berat gecesinde. Dünya semasından yeryüzüne iniş Kadir gecesi başladı. Kadir gecesi de Ramazan'ın içinde olduğu için işte yine aynı mana doğru oldu. Ve tamamı da 23 sene 3 ayda inmiş oldu. Hepsi doğru fakat böyle anlamak gerekir diye arz ettim. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an, o da açıkça gösteriyor ki Ramazan ayında başladı. Efendim tamam Ramazan ayının içinde de Kadir gecesi %100 hangi gece? Elbette Cenab-ı Allah onu hikmeten gizlemiş. Bütün senenin içinde gizli, ayrıca Ramazan ayının içinde gizli. Ayrıca son 10 günde, son 10 günün tek gecelerinde. Ama 26'yı 27'ye bağlayan gece, bu önümüzdeki gecenin Kadir gecesi olması ihtimali %99, onda 9. Sadece %100 diyemiyoruz. Peki delilimiz ne? Leyletul Kadri ifadesi Kadir suresinde 3 kere tekrarlanıyor değerli seyirciler. Leyletul Kadri cümlesi 9 harften oluşuyor. 3 kere tekrarlanınca demek ki 27 diye efendim belirleniyor. Efendim meçhul, %100 belli değil. Olsun canım. Büyüklerimiz ne demiş? Her geceyi Kadir bil, her gördüğün Hızır bil, fırsandı ganimet bil. Sen niye illa Kadir gecesinin peşine düştün ki? Her geceyi ihya etmeye çalış. Her gece kalk. Biraz sonra nasip olursa şiirde Alvarlı Efe'den nakledeceğiz. Yıldızları seyret, onları yaratanı bul, gecen Kadir gecesi olsun. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ayetin devamında وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ Leyla-i Kadir'in kıymetini sana ne bildirdi diyor. Biraz sonra da söylüyor. E sormadan da söyleyemez miydi? Söylerdi. لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍ diye. Kadir gecesi 1000 aydan hayırlı diye. Önce sorarsa zihinler onun manasını anlamaya hazırlanmış olur. Sonra gelen cevap da o hazır zihinlere iyice yerleşir. Onun için Cenab-ı Allah böyle beyan etmiş. Kur'an-ı Kerim'i sadece okumak kafi değil, hikmetlerini anlamak, oradaki inceliklere vakıf olmak için tefsirini okumak, sohbetine iştirak etmek, Kur'an'la haşir neşir olmak gerekir. Efendim, kavramak biraz güç. Fakat kavramayla inanmak birbirinden farklı. Bu noktaya dikkatinizi istirham ediyorum. Şu gecenin 1000 aydan hayırlı olması. Başka bir rakamı belki duymadınız, ben size söyleyeyim. 30.000 geceden daha hayırlı. Hocam nereden buldun 30.000 geceyi? Her ayı 30 gün saydığımızda 1000 ay 30.000 gün etmez mi? 30.000 gece olmaz mı 1000 ayın içinde? Olur. Öyleyse demek ki bir gece 30.000 geceden daha hayırlı. Ya biz bunu nasıl kavrayacağız? Gençler diyorlar ki biz bunu nasıl anlayacağız? Bir gece olsun da 30.000 gece onun içine sığsın. İşte orada diyorum ki inanmakla kavramak birbirinden farklıdır. Şu karınca dediğimiz küçük hayvanla bir telefon bağlantısı kursak, beni iyi dinlemenizi istirham ediyorum. Biz insanların yaptığı işleri o karıncaya anlatabilsek, karıncanın bunları anlamasına, kavramasına daha doğrusu imkan var mı? Hayır. Söylediklerimiz doğru mu? Doğru. Karıncaya düşen vazife nedir değerli seyirciler? Vallahi söylediklerinizi kavrayamadım. 1500 kişi bir gemiye dolacak, okyanustan geçecek. Benim bunu kavramama imkan yok. 300 kişi binecek, 10.000 metreden saatte 1000 kilometre hızla gidecek. Benim kavramama imkan yok. Peki ne yapayım? Size olan güvenimden dolayı kabul ediyorum derse doğru yapar.
saçmalamayın böyle şey olmaz derse gülüş duruma düşer. Niçin ben bu misali verdim? Allah-u Teala bize diyor ki bu gece bin aydan hayırlıdır, 30 bin geceden hayırlıdır. Ya bir gecenin içine 30 bin gece nasıl sığar? Sığdıran Allah. Zaman içinde zaman, mekan içinde mekan yaratmaya muktedir olan bir Allah'a inandıktan sonra insanoğlu bütün inanç kurallarını kavrama şartına bağlayamaz. Kavrama şartına bağlarsak kendi kavrama kabiliyetimizi putlaştırmış oluruz, ilahlaştırmış oluruz. Bizim kavram kabiliyetimizin dışında kalanı ret mi edeceğiz? Onları inkar mı edeceğiz? O zaman gülünç duruma düşeriz. Öyleyse bu gecenin bin aydan hayırlı olduğunu Rabbimiz böyle emrettiği için amennâ ve sadıknâ. Namazı emretmiş amennâ, orucu, haccı, zekatı Rabbim ne demişse o doğrudur inancıyla biz meseleyi kökten halledeceğiz. Efendim, bazı gençlerin bana sorusu geliyor. Hocam bu Kadir Gecesi bin aydan hayırlı değil mi? Evet, bir de Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerime var. Öyleyse bu geceyi ihya edelim. Ondan sonra bin ay ibadet etmemize gerek yok. 84 sene ibadet etmemize gerek yok. Hayır kardeşim, bu o demek değil. Bir nesnenin diğer benzerlerinden daha kıymetli olması onların hepsinin yerine geçmesi manasına gelmez. Misalimi anlayacaksınız. Çok ucuz ve modeli düşük bir otomobil düşünelim. Kaç kişi taşır? 5 kişi. Fiyatı ne kadar? 100 bin lira. Çok lüks ve çok yeni sıfır bir otomobil düşünelim. Markalı bir otomobil düşünelim. Donanımlı, güvenlikli, birçok şey otomatiğe bağlı. Diğeri 100 bin iken bu otomobil, bir otomobil 1 milyon ediyor olabilir. Yani 10 katı fazla. Peki ucuz olan otomobil 5 kişiyi taşırken pahalı olan otomobil onun 10 katı daha pahalı diye 10 katı insanı taşır mı? Yani 50 kişiyi taşır mı? Hayır. O da 5'i taşır, o da 5'i taşır. Ama birinin değeri odur, diğerinin değeri budur. Bu gece bin aydan hayırlıdır. Ama bin ayın namazının yerini tutar manasına gelmez. Bin ayda artık ibadet etmenize gerek yok manasına gelmez. O zaman nefsin oyununa gelmiş oluruz. Tıpkı ne gibi? Camide cemaatle kılınan namaz, evde kılınan namazdan 27 kat daha fazla sevaplı. Hadis-i şerif açık. Öyleyse bir vakit gidelim camide kılalım, 27 vakit kılmayalım. Bu yanlış bir anlayıştır ve bu yola girmek doğru değildir. Efendim, şiirimize geçeceğiz. Bu geceler ibadet için çok önemli zaman bölümleridir. Dikkat ederseniz bütün kandiller gece geliyor, gündüz denilmiyor. Gündüz çalışma, maişet temin etme, dünyalığımızı elde etme için çok verimli bir zaman bölümü. Geceler ise ibadetler için çok önemli bir zaman bölümüdür. Verim açısından geceler ibadette gündüzden daha verimlidir. Bu geceyi bin aydan hayırlı eden neydi? Kur'an'ın onda inmiş olması. Ramazan'ı 11 aydan hayırlı yapan neydi? Kur'an-ı Kerim'in onda inmiş olması. Öyleyse biz de Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi bir gözden geçirmemiz lazım. Yüzüne okuyamıyorsak derhal okumaya başlamamız lazım. Okuyorsak ezberlemeye çalışmamız lazım. Biz okuyorsak başkasına da okutmaya gayret etmemiz lazım. Kur'an'a olan hizmeti artırmalı ve Kur'an ayetleriyle sahih olan sünnet-i seniyyeyi bugünün fizik, kimya, astronomi, tıp ilmiyle birleştirerek günümüz insanlarına sunmaya gayret etmeliyiz. Efendim, bu gece böyle bir lütufla gönderilmesinin hikmetlerinden birisi nedir? Kulluk uzun bir maratona benzer. Diyelim ki bu maraton Kars'tan başlasın, Edirne'de bitecek olsun. Bizim ömrümüz, insanların ortalama ömrü 80 küsur sene kabul edelim. Bazı insanlar bülü çağına erer ermez vazifesine başlıyor, ibadetlere başlıyor, kulluğa başlıyor. Bazısı 3 sene sonra başlıyor, bazısı 5 sene sonra başlıyor. Ne yapıyor? Kendi yaşıtları
maratonda mesafe almış, kendi geride kalmış. Hatta o kadarı var ki 35-40 sene sonra başlayanlar var. Cenab-ı Allah onlara bir fırsat veriyor. Diyor ki, maratona vaktinde başlamadınız. Arkadaşlarınızla beraber koşmadınız. Ama ben size bir helikopter gönderiyorum. Eğer bu helikoptere binerseniz, 80 sene önce kalkan giden arkadaşınızın yanına sizi yetiştireceğim. İşte Allahu Teala bahane Allah'ı diye niye söylüyoruz? Bu gibi geceleri, cuma gecesini, bayram gecesini, Arafat'ı, bayramı Cenab-ı Allah insanları affetmek için birer bahane olarak kullanıyor. Allahu Teala bahane olarak kullanıyorsa kulun bu bahaneye yapışması gerekmez mi? Elbette gerekir. İşte bu anlamda bu geceleri çok iyi değerlendirmemiz lazım. Gayret bizden, lütuf Allah'tandır. Ama öyle yattığımız yerden olmaz. Dedik ki geceler ibadetler için çok önemli zaman bölümleri. Ey dide, nedir uyku? Gel uyan gecelerde. Biz de diyelim ki gel uyan şu kadirde. O kadar yatma. Kevkeplerin et seyrini seyran gecelerde. Dışarı çık da şu yıldızların hareketini bir seyret. Niye seyredeyim? Aa, ne kadar da yıldız var. Ne kadar çok yıldız oluşmuş. Bunun için değil. Bak, heyeti alemde bu hikmetleri seyret. Bul saniini, ol ana hayran gecelerde. Ben sana çık da yıldızlara bak diye niye söylüyorum? Onları yaratanı bul. Ona hayran ol. Bir başka sohbetimizde arz edeceğim. İki yıldızın arası 42 trilyon kilometre değerli seyirciler. İnşallah bir sohbetimizin konusu olacak. Ne kadar yıldız var, ne kadar mesafe eder, kaç tane galaksi var? Allahu Ekber deyince mesele kökten hallolur. Çün gündüz olursun nice ayar ile gafil, koy gafleti dildardan, uyan gecelerde. Gündüz işe güce dalıyorsun diyor. Çoluk çocuk seni meşgul ediyor. Bu gafleti bırak da gece uykusunu terk et, seni yaratan Allah ile beraber olmaya gayret et. Ve bize bir mesaj veriyor. Aşıklar uyumaz gece. Sen hem uyuma kim? Gönlün yüzüne görüne canan gecelerde. Aşık olan uyumaz. Sen de uyuma ki Allah'ın tecelliyatını, isimlerinin, sıfatlarının tecellilerini göresin. Gafletle uyumak ne reva abd-i hakire? Şefkatle nida eyle, eyle Rahman gecelerde. Hem aciziz, hem günahkarız, hem de yatıyoruz. Olmaz böyle şey diyor. Yahu başka gecelerde yattığımızı düşünsek, ki her gece Müslümanın uyanık olması lazım da, şu Kadir gecesini olsun, sabahlara kadar uyanık geçirmezsek, bu Kadir gecesini olsun, Rabbimizi anarak geçirmezsek, biz bu gecelerden nasıl bir fayda elde edeceğimize inanabiliriz? Bu geceleri ihya ettiğimizi nasıl söyleyebiliriz? Cümle geceyi uyuma, kayyumu seversen. Kayyum kim? Allah. Bütün gece yatıp kalma Allah'ı seversen. Ta hay olasın hay ile can gecelerde. Diri olan Allah ile sen de diri olasın. Geceleri diri geçirirsen, uyanık geçirirsen sen de Rabbin esmasıyla dirilirsin, sıfatlarıyla dirilirsin. Şu beyt dikkat etmeyi çok değecek bir beyittir. Dil beyti hudadır. Pak eyle anı sivadan, kasrına nüzul eyler sultan gecelerde. Müminin gönlü, kalbi Allah'ın sarayıdır. Dil beyti hudadır. Pak eyle anı sivadan. Onu diğer başkalarından, Allah'ın sevgisinin dışındaki sevgilerden,
temizle ki sarayın sahibi gelip sarayına otursun. Malumunuz bir evde kiracı varsa ev sahibi gidip oraya oturamaz. Önce kiracının tahliyesi gerekir ki evin sahibi gelip otursun. Zamandan ve mekandan münezzeh olan Cenab-ı Allah, hiçbir mekana sığmayan Cenab-ı Allah, ben mümin kulumun kalbindeyim, ben mümin kulumun kalbine sığarım demiş. Hangi kulunun? Mümin. Her mümin mi? Hayır. Kalbini Allah sevgisinden, başka sevgilerden temizleyen, tahliye eden kulların kalbine sığacağını söylüyor. Sen de böyle yap diyor. Dil beyti hudadır, pak eyle anı sivadan, kasrına nuzul eyler sultan gecelerde. E bu nasıl başarılacak? Az ye, az uyu, hayretle var, fani ol andan, bul canı beka, ol ana mihman gecelerde. Kardeşim az ye, az uyu, gördüğün her şeye dikkatle takip et. İşte Ramazan'da bu işin egzersizini daha çok yapıyoruz. O zaman Allah'ın misafiri olursun. Rabbin sende tecelli ettiği gibi sen onun misafiri olursun. Hani bir hadisi kutsiyi hatırlayacaksınız. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Sonra nafileleri de ilave edince o kadar yaklaşır, o kadar yaklaşır ki. O bana yürüyerek gelse ben ona koşarak varırım. O bana bir karış gelse ben ona bir zira olarak varırım. O hale gelir ki ben kulumun gören gözü, tutan eli, işiten kulağı olurum. Ne demek haşa Allah insan şekline mi bürünür? Hayır. O kulun gözü benim istemediğim şeye bakmaz. O kulun kulağı benim istemediğim şeyi işitmez. Eli yanlışı tutmaz, ayağı yanlışa gitmez demektir. Allah için ol, halka mukarin, insanlara yakın ol Allah için. Fakirin, fukaranın yanında ol, yetimin yanında ol. Gece gündüz ama devamlı. Ey Hakk'ı, nihan, aşk oduna yan gecelerde. İbrahim Hakkı Erzurumi Hazretleri, o astronomiyle ilgili ilk kitapları yazan büyük zat diyor ki, yatma, uyuma, bu sana yakışmıyor. Uyanık ol ki Allah'ın misafiri olasın, sonra Cenab-ı Allah da senin elinden tutar. İşte Kadir, biraz sonra bayram, ibadetlerin bitiş zamanı değil, kemale eriş zamanı olacak. Yeni bir Ramazan'ı beklemeye gireceğiz. Bu Ramazan'ın bizden memnun olarak ayrılması için Cenab-ı Allah'a niyaz edecek, dua edeceğiz. Allah-u Teala tuttuğumuz oruçlarımızı, kıldığımız namazlarımızı, okuduğumuz Kur'an-ı Kerimleri, iştirak ettiğimiz mukabeleleri kabul eylesin. Sıhhat ve afiyetle her birimizi yavrularımızla daha nice kadirlere, bayramlara, Ramazanlara ulaştırsın diyor. Tekrar kadrinizi tebrik ediyor, saygılarımı sunuyorum.